Maden Dünyası programıyla karşınızdayız. Maden Dünyası uzun bir aradan sonra, bir yaz tatili arasından sonra yeniden ekranlarımızda olacak. 2 haftada bir her zaman olduğu gibi madenciliğin en temel sorunlarını, elbette çevre sorunlarını da konuşacağız. Türkiye Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Güven Önal bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yaz nasıl geçti diye sormayacağım. Siz bütün hayatınızı madenlerde etütler yaparak geçiriyorsunuz. Şimdi esas itibariyle pek çok problem var, pek çok şeyi konuşabilecek durumdayız ama önce madenciliğin genel sorunları Türkiye'de, dünyada problemleri, bir de madenciliğin gerçek anlamda önemi. Hani neden çıkarıyoruz, neden madenleri çıkarırken bu kadar meşakkat çekiliyor, bütün bunları bize anlatmanızı istiyoruz. Genel problemleri ve genel öneminden bahsetmenizi rica ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Şimdi madenler denince gerçekte madenlerimiz, tüm madenler yaşamın bir parçası. Evet. Yani madenler olmadan hiçbir şey olmuyor. Ne medeniyet oluyor, ne refah oluyor, hiçbir şey olmuyor. Her kullandığımız malzeme madenlerden oluşuyor biliyorsunuz. Ve madenlerini ilk defa keşfedip işleten ülkeler ağır sanayi kurmuşlardır. Yani ağır sanayi de sanayi devrimini getirmiştir. Dolayısıyla ülkemizde de madenlerimizi tam işleyip ağır sanayi kurmadan sanayi devrimini gerçekleştirmemiz ve gerçek kalkınmayı ortaya koymamız mümkün değil. Yani halkımızın refah düzeyi ancak madenlerle artacak. Çünkü maden olmadan hiçbir şey yok. Bugün kullandığımız her araç gereç, her elektronik malzeme, her şey madenlerden oluşuyor. Ve Türkiye'de bazı böyle münferit olaylar veyahut ortaya atılarak müthiş madenciliğe karşı bir kamuoyu oluşturuluyor. Bu gerçekten son derece üzücü. Çünkü kimin işine yarıyor bu? Türkiye'ye ham maden veyahut yarı mamul veyahut şey satan ve Türkiye'yi pazar olarak kullanan ülkelerin işine yarıyor. Yani biz kendi madenimizi işletip, kendi madenlerimizden demir, çelik, bakır neyse bütün madenleri üretmezsek o zaman bunların hepsini ithal eder durumda oluyoruz. Ve Türkiye'nin belki inanmazsınız sırf maden, buna kömür dahil, doğalgaz, petrol dahil değil. Evet. Maden, yarı mamul, mamul ve de ham maden dış alımına yılda ödediği para 25 milyar dolar. Üzerine bunun petrolü, gazı da koydunuz mu 50 milyar dolara doğru gidiyor. Şimdi bütün bunları biz kendimiz üretebiliriz. Niçin dışarıya para veriyoruz? Niçin başka ülkelere, başka ülkelerin ürettiklerini ödüyoruz biz? Niye kendi ülkemizde üretmiyoruz? Niye karşı çıkıyoruz? Yani bugün enerji üretimine karşı çıkanların, düşünün, elektrik falan kullanmaması gerekiyor. Ne bileyim, diğer bütün madenlere karşı çıkanların da tekrar belki bir, yani o da sansür olarak incir yaprağıyla böyle ay gibi bir yerde lazım oturup ne bileyim böyle hayatlarını sürdürmeleri gerekiyor. Hem medeniyetin bütün imkanlarını kullanmak isteyeceksiniz, hem de medeniyeti doğuran madenlere karşı çıkacaksınız. Yani böyle bir şey olamaz. Yani bu halkımızı bu konuda bizim bilinçlendirmemiz lazım. Yani bilsin ki maden olmadan ne elektrik olur, ne traktör olur, ne araba olur, ne sapanı olur, ne pulluğu olur, hiçbir şey olmaz. Hatta bir takım maden ürünlerinden üreyen bitkileri besleyip de olan hayvanlar olmaz. Yiyecek içecek tabağı olmaz, çatalı kaşığı olmaz. Olmaz oğlu olmaz. Yani bütün bunları Türk halkının mutlak bunları anlaması ve bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Ve biz madenlerimizi ancak işleyerek, madenlerimizi kullanarak, bunları toplumun hizmetine sunarak bir
mesafe kat edebiliriz. Tabii ki ülkemizde madenlerin yanı sıra çevremiz, milli parklarımız, ormanlarımız, havamız, aklınıza ne gelirse bunlar hepsi ortak değerler. Yani bunları dengeli olarak işletmeliyiz ve de dengeli olarak kullanmalıyız. Tabii ki her türlü çevresel önlemi alarak da madenlerimizi işletmeliyiz. Yani bu işin bir numaralı kuralı bu. Yani bu dünyada da böyle. Gelişmiş ülkelere hala bütün madenlerini işliyor. Yani madeni olup da işlemeyen hiçbir ülke yok dünyada. Varsa nerede olursa olsun onu işliyor. Ha, tabii ki değer yapıyor. Yani bugün evet, milli parklarda hiçbir şekilde maden ruhsatı verilemez. Bunlar kanunlara aykırı. Dolayısıyla da verilen maden ruhsatları, milli parklar, sit alanları, ne bileyim askeri alanlar, su havzaları vesairenin dışındadır hep. Yani bu gerçek bilgi budur ama bunları belli ölçülerde yanlış olarak değerlendirmek halkımızı da yanlışlığa sevk ediyor ve kendi bindiği dalı keser duruma geliyor yani. Evet. Peki şimdi şöyle bir tartışma konusu var. İzleyicilerden de gelen sorular var bu yönde. Diyorlar ki biz madenciliğe karşı değiliz Türk halkı olarak. Madenciliğin yapılmasını istiyoruz. Çevresel koşullara uyulması koşuluyla, ağaç kesilmemesi koşuluyla ya da kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesiyle madenciliğe karşı değiliz. Fakat yanlış yapılan bir şey var diyorlar. O da madenlerimizi kendimiz işletmiyoruz. Yani yabancılara veriyoruz. Yabancılar bu madenlerin büyük hasılasını kendi ülkelerine kar transferi olarak gönderiyorlar. Türkiye'nin elinde avucunda kalan da işte o madenciliğin verdiği son ürün, her neyse o. Acaba orada gerçekten hani yabancıların işletmesi ya da yabancıların çalıştırması ile ilgili bir tek elin oluştuğunu görüyor musunuz Türkiye'de? Tablo nedir? Bu sorulardaki haklılık payı nedir? Evet, şimdi tabii burada da önemli yanılgılar var. Şöyle, bir defa Türkiye'ye gelen hiçbir yabancı şirket, yani yabancı olarak bir ruhsat falan alamaz. Mutlak bir Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bir Türkiye'de bir şirket kurup o şirket aracılığı o şirket yani tarafından vergi, yapar. Prim ve benzeri sebeplerle Türkiye'ye bağımlı olması lazım. Her şeyiyle evet. Bakın Türk kanunlarına göre kuruluyor. Şimdi ben en son bu şeyde bir örnek vereyim. Öyle şeyler söyleyeyim. Mesela bu altın madeninden Türkiye'ye kalacak. Şimdi buranın takriben yani yuvarlak rakamlar söylüyorum. 500 milyon dolar civarında bir yatırımı, 800 milyon dolar da işletme, 6 ay boyunca işletme sermayesi. Şimdi yatırım ve işletme sermayesi toplamı 1.3 milyar. Bu 1.3 milyarın 1 milyarını o bölge halkı alacak. Yani %80'i orada çalışacak, oradan her türlü esnaf oradan faydalanacak. Çünkü bütün işçinin yiyeceğini, içeceğini... Yani orada toprağa 1 milyar dolar bir yatırım yapıyor. Orada kalacak. Tamam, geri kalan. Artı 300 milyon doları da devletin alacağı işte vergiler, ruhsat harçları vesaire. Yani adam buraya yatırdığı para 1.3, tamamı Türkiye'de kalıyor. Ama satışından elde ettiği gelir takriben o da 1.7, 1.6 altın fiyatlarına bağlı milyar dolar. Kendisi de bu işten 300-400 milyon dolar kazanıyor ki onu da büyük madeni geliştirmek, daha ileri götürmek için onu da Türkiye'de harcarlar. Niye? Bu şirketlerin esas kazancı yabancı şirketin kendi ülkesindeki borsadan kazanıyor. Evet. Yani bir yerde bir maden açtığı zaman borsada değeri artıyor. Oradan para kazanıyor. Yani buradan büyük paralar kazanmak, götürmek ya bunlar komik. Çünkü borsadan kazandığı para o kadar çok ki. Buradan götüreceği 200-300 milyon doların de çok çok üstünde. Şimdi olayın gerçeği bu. Bu para Türkiye. Ha, ikinci bir şey deneyim. Efendim işte buradan üretilen altın, gümüş, yok. Kanunlara göre bunlar hepsi Türkiye'deki rafinelerden safsızlaştırılıyor. Ve birinci öncelik satın alma önceliği Merkez Bankası'na ait.
İkinci satın alma önceliği de diğer bankalara ait. Merkez Bankası'nın almadı. Onun dışında kalırsa alınmamış, bunu da işte piyasadaki büyük kuyumculuk şirketleri falan alıyor. Türkiye yılda takriben 190-200 ton altın kullanıyor bakın. Şimdi Türkiye'nin üretimi de 30-35 ton. Türkiye ürettiğini kendisi kullanıyor ama 160-165 ton civarındakine de yılda 7-8 milyar dolar ödüyor. İthal ediyor bunları. Şimdi bende altın yok bakın. Biz altın kullanmasın millet. Çünkü Türkiye'de kullanılan altının %90'ı şey nedir yani, zihni. Merkez Bankası stokların dışında kalanlar hepsi şeye gidiyor. Nedir adı? Mücevherata. Dünyada Türkiye Hindistan'dan sonra ikinci. Peki, mücevher kullanıyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Mesela Türkiye'de mücevherat edinimine karşı bir böyle zorlayıcı, teşvik edici, özendirici bir yaklaşım var. Bütün işte ekranlara çıkan pek çok bu işte iştigal edenler herkesi işte ziynet ve takı almaya davet ediyorlar. Ama biz de biliyoruz ki kola ya da boyuna takılan kolyelerin, yüzüklerin, küpelerin, bileziklerin ekonomiye bir kuruşu faydası yok. O sadece kişinin kendine ayırdığı bir tasarruf. Yastık altı dediğimiz. Bunun özendirilmesiyle ilgili sürecin de aynı zamanda bir karşı propaganda olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi Türk halkının öteden beri altına olan bir şeyi var. Bu da neden biliyor musunuz? Uzun yıllardır TL'ye güvenmiyor. Evet. Yani TL, yani daha doğrusu Osmanlı döneminde altından kağıt veya madeni paraya geçildikten sonra hiçbir zaman güvenmedi Türk insanı ve hep altın. Yani düğünlerde altın takılır, bilezik takılır, işte ne bileyim Cumhuriyet lirası verilir, şeyi verilir, çeyreği. Bu tamamen ekonomik bir olay. Ve de bunun özendirilmesi şuradan geliyor. Yani rekabet var bugün Türkiye'de. Yani bu reklamlar falan, evet, o rekabetin ürünü. Yani bir dolu üretici var. Hatta Türkiye, yani yanlış hatırlamıyorsam yılda 3,5-4 milyar dolarlık da yurt dışına mücevher ihracı yapıyor. Evet, doğru. Yani verdiği 8 milyar doların yarısını böyle kurtarıyor altına verdiği. Ama şimdi Anadolu bir altın, yani bu kadar medeniyet buraya bunun için gelmiş. Bugün gidin hangi antik kent varsa yakınında mutlak altın madeni vardır. Hele hele bu Çanakkale, Biga yöresi var ya, evet, işte Truva vesaire, oradaki bütün o medeniyetler bu altının peşine gelmiş oraya. Durup dururken gelmemiş yani. Aynı şey işte Bergama. Her yerde yani. Evet, Hattuşaş'ta da var değil mi? Hititlerin bu ilk işte merkezi, Hatti uygarlığının ilk merkezi olan. Var da daha tam böyle tam bulamadı. Yani arıyor, daha Türkiye'de çok var altın. Ama yani medeniyetler bunun için gelmiş Anadolu'ya. Başka bir nedeni yok. Yani çünkü 3000-5000 yıl önce en yani bilinen maden altındı. Altın, gümüş. İşte insanlar sonra demir, bakır vesaire. Tabii, platin, paladyumu çok yıllar o, sonra. Onlar bunlar. Çok sonra yani. Evet. Türkiye'de o kültür yok yani. Platin, paladyum. Çok sonra bunlar Güney Afrika'da bulundu. Yani o platinin, paladyumun, osmiyumun mazisi 250 yıldır. Daha fazla değil. Ama altının 7000 yıl önce de altın var yani. Anadolu'daki birçok, şimdi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gidin görün yani. Dolayısıyla Türk halkının, Anadolu halkının ben diyorum, Anadolu'da ki geçen bütün medeniyetlerden gelen bir kalıntıdır altına olan bu sevgi ve altına olan istek. Evet. Şimdi altın madeniyle ilgili iki temel yanlış var. Bu yanlışların düzeltilmesi lazım. Yani yanlış derken yanlış anlaşılmaya müsait durum var. Bir tanesi, çevreye karşı saygılı davranmadığını iddia ediyor insanlar. İkincisi de, neden bu madenleri biz çıkarmıyoruz diyorlar. Yani biz 25 yıldır, 30 yıldır altın madenciliği konusunda ciddi yol almış bir ülkeyiz. Ve buna ilişkin teknolojimiz var, bilgi birikimimiz var ama götürüp bir Kanadalı şirkete, Alamos'a
devrediyoruz bütün şeyimizi. Yabancının elinde olmaması durumunda emin olun bu kadar büyük bir karşı propaganda ortaya çıkmayabilir. Yabancının devreye girmesi propagandanın dozunu yükseltiyor ve altınla ilgili de yanlış bilinenler bu sürecin biraz daha sekteye uğramasına yol açıyor. Nasıl çıkarız işin içinden? Şimdi efendim bakın, şimdi Türkiye liberal bir ekonomi sisteminde. Yani yabancı firmaları gelip Türkiye'de şirket kurup Türkiye'ye yatırım yapacak bir yabancı firmayı engelleyemez. O zaman bütün otomotiv sanayini falan da engelleyelim. Çünkü hepsinde yabancı var. Türkiye'deki tüm sanayilerde yabancı var. Yani yabancının olmadığı hiçbir şey yok. Burada arabalar yapılıyor. Yani bir sürü firmanın. O zaman hepsine karşı çıkalım. Şimdi burada çok büyük bir paradoks, bir çelişki var. Evet. Yani şimdi madem kanunları böyle kabul etmiş, diyor ki varsa Türk şirketi olarak adam yatırım yapacaksa gelsin. Nitekim bir şey daha söyleyeceğim. Biz yıllarca Anadolu'da altın madenciliği antik çağlarda başlamış. Biz yıllarca bu işin ucunu koparmışız. Yıllarca altın madeni biz bulmadık. Yabancılar geldi buldu Türkiye'de. Yani ilk altın madenlerini yabancılar buldu. Biz bir sürü şey yaptık. Hiçbir de yatırım yapmadık. Hatta ya Atatürk döneminde bile altın arama şeyi, sonra MTA kurulmuştur ama bulamadık. Evet. Şimdi bu bize aynı zamanda bir teknoloji transferi oluyor. Şimdi bir de şu var. Bugün Türkiye'de çalışan 15 tane altın madeni, bir tane de gümüş madeni var. Yani o da yine aynı siyanürle çözündürülüyor. Evet. Şimdi gümüş madeni Etibank tarafından kuruldu. Ve de o 15 tane altın madeni ve bir gümüş madenin 15 altın madeninden 10 tanesi yerli şirketlere ait. Yani şöyle %100 yerli. Ama 5 tanesinde yabancı sermaye var. Onlar da yerli şirket. Mecbur zaten. Başka türlü ruhsat alamaz. Yani kurduğu şirket Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldu. Alamaz. Şimdi birinci yanılgı bu yani. Burada Türkiye'de şu anda 10 tane altın madeni Türk şirketleri işletiyor. Daha da işletmeye açılacak var. Onlar kalan da Türk şirketi. Yabancı. Yabancı sermaye. Fakat sermayeli Türk şirketi. Evet. Yani tamam. Türkiye kanunlarına göre kurulmuş. Ama ticaret kanunu hükümlerine göre kurulmak zorunda zaten. Evet. Zorunda ve de o getiriyor kendi, yani sermayesini getiriyor. Yatırımını yapıyor. Yani Türkiye için biz bir taraftan da yabancı sermaye gelmiyor falan diye şikayet ediyoruz. Gelene de niye geldin diyoruz. Yani son derece çelişkiler ülkesiyiz. Bilmiyorum yani, tabii ki devletin kanunları var, kuralları var. Bunlar durup dururken gelip kendi başına burada yapmıyor. Yani devlet bunlara ruhsat veriyor, arkadan ne bileyim işletme izni veriyor, chat hazırlatıyor. Chat demek çevre etki değerlendirme. Her şey evet. İnceleniyor orada. Şimdi biz kalkıp da devletin bürokrasisine inanmayıp kendimiz bir takım şeyler atarsak ortaya, bunda da yine bir yanılgılar çıkıyor. Şimdi devlet diyor ki ben mesela orada diyor, çünkü ağaçları orman kesiyor, orman idaresi. Ben diyor orada 13.400 ağaç kestim diyor. Öbür taraftan birileri kalkıyor diyor ki 200.000 ağaç kesildi. Yani şimdi bana sorarsanız hangisine inanırsınız? Evet. Ben devletin verdiği rakama inanırım. Çünkü oradaki bürokrat siyasi bir etki altında falan kalmaz, korkar. Yani bürokratın verdiği bilgi doğru bilgidir. Buna hiç kimsenin... Şimdi dolayısıyla öyle yanılgılar var. Örneğin başka yerler var. Mesela altın aramada siyanür. Hep arama. Ya yok böyle bir şey. Altın aramada siyanür. O altının işletilim, yani çıkarılıp madenin işletilip madenden çözündürme yoluyla altın, gümüşün eldesinde siyanür kullanılıyor. Doğru. Evet. Bu yani başka da yok, metot yok yani. İkinci yanlış bilgi, bu kapalı bir sistem olduğu için altın üretimi siyanürle hiçbir şekilde içme suyunu, havayı, ne bileyim toprağı, çevreyi
kirletmesi, siyanür karışması diye bir şey hatta olası değildir. Teknik olarak mümkün değildir yani. Atık barajlarından gönderilen su çoğu kez içme suyu kalitesindedir. Ve bütün bunlara rağmen öyle şeyler söyleniyor ki bakın ortada... Son birkaç cümlenizi. Ortada şey var evet. Ali Bey. Çalışan 16 tane maden var siyanürde. Hiçbirinde en ufak bir, yıllardır en ufak bir şey yok. Yani çevreyi kirleten, şunu yapan, bunu yapan. Çünkü bu bir teknoloji ürünü ya. Burada her türlü önlem alınıyor. Ha, Türk halkının kafasında şu var, diyor ki siyanür zehirdir. Zehirdir hakikaten yani belli bir miktar içerseniz gidersiniz. Yoksa ne hasta yapar, ne kanser yapar, hiçbir şey yapmaz. Doğrudan götürür. Evet. Evet, sizi dinliyorum. Bitti süremiz de. Yani siz siyanürün biraz önce içeride yaptığımız konuşmada örneğin Acıbadem'de var, kayısı çekirdeğinde var. Her yerde orada var. Orada bile işte yani yarım kilo yersiniz ölürsünüz ya da rahat, ölebilirsiniz. Acıbadem ama. Evet, acı dolayısıyla yani siyanürün etkisinden kaçınmak var ama madenlerde bu etkinin çevreye zarar verici boyutlarda olmadı. Hayır olmadı yani. Dünyada da bir iki tane kaza var bu konuda görülen. O kazalar da bir tanesi atık barajı çökmesidir. Diğerleri maden kazasıdır. Yani heyelan, işte evet, işçi ölmesi. Ama siyanürden dolayı bugüne kadar dünyada kaydedilen evet, bir tek insan kaybı yok. Peki ama bu konuyu ileriki programlarda yine konuşacağız. Anlaşılan ki izleyicilerden gelen ama bunun şeyi var bakınız ben şunu belirteyim. Bu konu belki bir özel konu orası. Belki fazla ağaç kesildi. Varsa bunu ispat eden gitsin, suç duyurusunda bulunsun. Biz de vakıf olarak katılalım, müdahil olalım. Delilleriyle ispat evet, ediyorsa. İkincisi, bunun bütün madenciliğe doğru böyle bir kayışı var ki, bu çok sandalye tehlikeli. Bunun da hızla yani basın yayın organlarımız olsun, yetkili kim varsa bunu önlemeli. Çünkü aksi halde insan yaşamaz ya. İnsan madenle yaşar. Size o kitabı vermiştim. Biliyorum evet. Yani okudum. Maden olmadan insan yaşamaz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Böylece Bir Maden Dünyası programını daha burada noktalıyoruz. İki hafta sonra aynı saatte yine karşınızdayız.